Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan. Bugün Meta Akademi'de sizlerle beraber coğrafyanın sevilen ama zor olduğu düşünülen konularından birini, yani nem ve yağış konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Nem ve yağış konusunu bilmemiz için bazı kavramlar var. Onları bilmemiz gerekiyor. Nedir? Mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem. Bunlar bizi korkutan, acaba bunlar nedir diyen, zor gibi duran konular. Ancak çok dikkatli baktığımızda bunlar günlük hayatımızda çok rahat anlayabileceğimiz şeyler. Mesela şimdi burada 3 tane resim var. Bu 3 resmi inceleyerekten konuyu anlamaya çalışalım. Birinci resimde gördüğünüz gibi gökyüzü son derece açık arkadaşlar. Yani yağış oluşma ihtimali az. İkinci resimde ise biraz bulutlar artmış ama hala yağış oluşma ihtimali az. Üçüncü resimde ise gökyüzü artık bulutlarla dolmuş ve adam eline bir şemsiye almış. Yani yağış oluşma ihtimali artmış. Biz buna ne diyoruz? Hava bulutluysa yağmur olur diyoruz. Öyle değil mi? Gökyüzü bulutluysa yağış ihtimali vardır diyoruz. Ancak gökyüzü açıksa yağış oluşma ihtimali yoktur diyoruz. Şimdi bunu bilmemiz yeterli. Fakat coğrafyacılar buna hava bulutluysa yağış oluşma ihtimali vardır demeyecekler de farklı bir şey diyecekler. İsterseniz bir örnek daha gösterelim. Mesela burada 3 farklı kovamız var. Şimdi bu kovalar esasında havanın nem taşıma kapasitesi olan maksimum nemi temsil ediyor arkadaşlar. Yani havanın sıcaklığı azaldıkça havanın yağış oluşturma ihtimali daha da artacak arkadaşlar. Mesela bir numaralı yerde mi kovanın taşma ihtimali daha fazla? İki numaralı yerde mi? Üç numaralı yerde mi? Tabii ki cevabınız üç. Öyle değil mi? Çünkü üç numaralı yerde kova taşma noktasına yani diğer bir deyişle suya doyma noktasına en yakın pozisyonda. Herhangi bir yarım bardak su kovayı taşırır. Ama burası doyma noktasından en uzak durumda. Çünkü kovanın yarısından fazlası boş. Burada ise kovanın yarısı boş. Dolayısıyla bunu gökyüzüne uyarlayacak olursak bir numaralı yerde veya da diğer bir bir numaralı kovada hava yani gökyüzü açık. Dolayısıyla da yağış oluşma ihtimali düşük. Veyahut da kovanın taşma ihtimali düşük arkadaşlar. İki numaralı yerde evet bulutlar var ancak yine hava doyma noktasından yani suyun kovadan dökülme noktasından uzak. 3 numaralı yerde ise vatandaş şemsiyeyle geziyordu. Çünkü şemsiyeyi takıyor çünkü birazdan kova taşabilir. Veya birazdan bulutlar gökyüzünden yeryüzüne yağış şeklinde düşebilir arkadaşlar. O zaman şunu çok iyi bilmemiz lazım. Kovanın içindeki neme biz mutlak nem diyeceğiz arkadaşlar. Mutlak nem. Havada mutlaka bundan nem diyeceğiz. Ama kovaya yani kovanın su taşıma kapasitesi anlamına gelen şeye maksimum nem diyeceğiz arkadaşlar. Bağıl nem de mutlak nemin maksimum neme oranı. Yani havadaki bulutların gökyüzüne oranı. Kovadaki suyun kovaya oranı arkadaşlar. Şimdi biraz açıklayıcı olmaya çalışalım. Az önce ne dedik? Kova doyma noktasına ulaşırsa yani suyla dolarsa yağış oluşabilir dedik. Gökyüzü bulutlarla dolarsa yağış oluşabilir dedik. Yani mesela şu anda burası yağış oluşma ihtimali düşük bir yer. Neden? Gökyüzünde bulutlar yok. Ama hava bulutlanmaya başlasa, yani hava biraz soğusa, bulutlar kaplasa, vatandaşın eline de bir şemsiye versek bu ne anlama gelir? Birazdan yağış oluşacak anlamına gelir. İşte biz insanlar gökyüzüne bakarak diyoruz ki hava bulutluysa yağmur olur. Bulutların gökyüzüne oranını hesaplayaraktan yağış oluşma ihtimali belirliyoruz. Coğrafyacılar ise işi biraz zora koşuyorlar. Diyorlar ki mutlak nem beli maksimum nem eşittir bağıl nem diyorlar. Mutlak nem neydi arkadaşlar? Havada mutlaka bulunan nem. Yani bulutlardı arkadaşlar. Maksimum nem, maksimum nem neydi? Havanın taşıyabileceği maksimum nem. Yani gökyüzüydü arkadaşlar. Az önce ne dedik? Bulutlar böyle gökyüzü yaparaktan, bulutların gökyüzüne oranına bakaraktan yağış ihtimalini belirliyorduk. İşte yağış ihtimali dediğimiz şey de esasında arkadaşlar bağıl nem. Yani coğrafyacılar bağıl nem diyorlar yağış ihtimali diyeceklerine. Bulutlar diyeceklerine mutlak nem, Gökyüzü diyeceklerine de maksimum diyorlar. Şimdi bunları isterseniz biraz daha detaylı anlatmaya çalışalım. Mutlak nem arkadaşlar 1 metreküp havanın içinde bulunan nemdir. 1 metreküp havanın içinde mutlaka bunlar nemdir. Mutlak havada nem var öyle değil mi? İşte onun adı mutlak nemdir arkadaşlar. Ekvatorda nem fazlaydı öyle değil mi? Yağışlıydı ekvator. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, ne olur arkadaşlar? Mutlak nem azalır arkadaşlar. Kutuplar daha kurak daha rezil kurak yerler yani. Denizlerden kara işlerine gidildikçe yine mutlak nem azalır arkadaşlar. Ekvatorda mutlak nem yani nem fazladır arkadaşlar. Ama kutuplar ve çöllerde nem azdır arkadaşlar. Deniz kıyısında yine nem fazladır. Oh deriz ne kadar nemli bir yer. Kara işlerinde ise azdır arkadaşlar. Öyle değil mi? İç Anadolu'ya doğru gittikçe Antalya'dan ister istemez havanın kuraklaştığını hissedebiliriz. Şimdi bir de maksimum neme bakalım. Maksimum nem de arkadaşlar havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktardır? Maksimum yani daha fazlasını taşıyamam abi video kova dökülürüm diyor. Mesela buraya çok dikkatli bakalım. Hava 10 dereceyken kova bu kadar. 15 derece kova daha da büyüyor. Yani daha fazla su taşıyabilir, içinde daha fazla mutlak nem taşıyabilir. 18 derecede hava daha da ısınıyor ve daha da büyüyor, daha da genleşiyor. 25 derece daha da genleşti, daha da büyüdü. Yani hava ısındıkça ne oldu? Yağış oluşma ihtimali azaldı. Kovanın taşıma ihtimali azaldı hava daha fazla nem taşımaya başladı. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça maksimum nem artar arkadaşlar. Hatta sıcaklıkla maksimum nemi aynı şey bile diyebiliriz. Sıcaklıkla arkadaşlar maksimum nem belli bir orantıya sahip. Bunu matematik dersinde Mehmet hocamız öğretmişti. Ne diyeceğiz? Sıcaklıkla doğru orantılıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça yağış ihtimali azalır. Hava daha fazla nem taşımaya başlar arkadaşlar. Sıcaklık artıyor, maksimum nem artıyor. Bakın kova büyüyor. Yani maksimum nem artıyor. Hava doyma noktasından uzaklaşıyor. Doyma noktası neresi hocam? Şurası. Kovanın taşma noktası. Buraya da yazıyorum. Doyma noktası. Evet. Gözü doysun. Gördüğü gibi görüyorsunuz. Gittikçe doyma noktasından uzaklaştı. Bir de balın neme bakalım arkadaşlar. Balın nemde havanın neydi arkadaşlar? Yağış ihtimaliydi. Ama coğrafyacılar yağış ihtimal demiyorlardı, ne diyorlardı? Bal neme bulutlar bölü gökyüzü diyeceklerine ne? Bal nem eşittir mutlak nem, yani havada mutlaka bulunan nem bölü havanın taşıyabileceği maksimum nem anlamına gelen maksimum nem diyorlardı. Biz bunu biliyoruz. Şimdi mutlak nem bölü maksimum nem eşittir bal nem. Bulutlar bölü gökyüzü eşittir yağış ihtimali. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sıcaklık arttıkça maksimum nem ne oluyordu? Artıyordu arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Yani sıcaklık arttıkça hava böyle genişliyordu. Yağış oluşma ihtimali azalıyordu. Dolayısıyla havanın nem taşıma kapasitesi artıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla da bağım nemi azalır arkadaşlar. Öyle değil mi? Çünkü yağış oluşma ihtimali azalır. Yani sıcaklık arttıkça bağım nem azalır arkadaşlar. Diğer bir de işte sıcaklık arttıkça yağış oluşma ihtimali azalır. Yağış ihtimali azalır. Bakın buraya da yazmışız. Bunlara noktayı da koyalım. Noktalama hatası yapmayalım. Hava doyma noktasından arkadaşlar uzaklaşır. İyice hava kurumaya başlıyor. Dikkat etseniz kışın daha fazla yağış alırız. Yazın ise Türkiye biraz daha az yağışlıdır. Ve hatta gündüz yağış oluşma ihtimali, yoğunlaşma ihtimali daha azdır. Geceliğin daha fazla sis oluşur, geceliğin daha fazla bulutluluk oluşur ve yağış oluşur. Şimdi devam edelim, bağıl neme gelelim. Bağıl nem neydi arkadaşlar? Yağış oluşma ihtimaliydi. O zaman bunun karşısına tam olarak yazıyorum. Bağıl nem, yağış ihtimali yazıyorum. Artık bağıl nem demeyeceksiniz, yağış ihtimali diyeceksiniz. Sıcaklık azaldıkça bağıl nem yani yağış ihtimali ne olur arkadaşlar? Artar. Hava soğuyunca yağış oluşur demiştik. Yağış ihtimali artar. Bakın bunu bir kez daha söylüyoruz. Soğuyan hava arkadaşlar, soğuyan hava ne olur? Yağış bırakır arkadaşlar. Hava soğuyunca artık hobi dinik yağış geliyor. Çünkü havanın nem açığı ne olur arkadaşlar? Azalır. Hatta bunu kova örneğimize bir kez daha pekiştirelim. Bakın 20 derecede kovanın yarısı boş. Sıcaklık 14 dereceye düştü. Kovanın neredeyse 5'te 1 boş kaldı. Sıcaklık 9 dereceye düşünce de artık kova tamamen taşma noktasına geldi. Sular döküldü dökülecek yani. Yani birazdan yağış oluşacak. Demek ki yağmur yağmaya başladığı zaman tam başlayacağı esnada hava doyma noktasına ulaşıyor. Yani mutlak nem bölü maksimum nem birbirine tam anlamıyla birebir oluyor ve yağış başlıyor. Şimdi yağış getiren hava hareketlerine bakalım. Yağış oluşması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Havanın soğuması gerekiyordu. Yağış oluşması gerekiyordu. Mesela Sizce aşağı doğru inen hava yağış getirir mi? Düşünelim aşağı doğru inen hava ısınacağı için yağış getirmez. Aksine nem açığını artırır, havayı daha da kurutur. O zaman yukarı doğru çıkan hava soğuyacağı için yağış getiriyoruz. diyoruz. Hava yukarı doğru çıkıyor ve dağlarla karşılaşıp hop hop yağış bırakıyor. Ne güzel. Ne hatta yeryüzünde ısınan hava, diyelim ki bu adam evinde geziyor rahat rahat mutlu ama hava ısınıyor ve gökyüzündeki soğuk havayla karşılaşıyor. Buna biz birazdan konveksiyonel yağış diyeceğiz. Ve yağış getiriyor arkadaşlar. Neden? Gökyüzü daha soğuk ve ne oluyor? Su damlacıkları düşmeye başlıyor. Aynı çaydanlıktan çıkan buharın üstüne bir tabak tuttuğumuzda su damlacıkları oluşması gibi. Veya sıcak ve soğuk hava karakterleri ne oluyor? Karşılaşıyorlar ve yağış oluşturuyorlar. Soğuk hava alçalıyor. Sıcak havada yükseliyor. Isanan hava genleşir biliyorsunuz. O yüzden de karşılaştıkları yerlerde sıcak ve soğuğun karşılaştığı yerde yağış oluşuyor. Unutmayın arkadaşlar soğuyan hava ağırlaşıp Alçalıyordu. O yüzden klimaları üste koyuyoruz. Isınan hava ise genleşip yükseliyordu. O yüzden de genellikle ya yerden ısınma oluyor ya da kaloriferleri yere yakın yerlere koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Denizden karaya doğru giden hava yağış getirir arkadaşlar. Hadi bakalım denizden nemi götürelim. Hop. Karada yağış oluşsun. Neden? Çünkü kara kurak ama deniz nemliydi ve yağış getirdi. Şimdi bir de yağış getirmeyen hava hareketine bakalım. O zaman az önce anlattıklarımızın tam tersi olacak. Dağdan aşağı inen hava havanın nem açını artırır, ısınır çünkü alçalan hava ısınır ve yağış getirmez. Çünkü ısınan havanın nem taşıma kapasitesi artar. Yağış oluşma ihtimali azalır. Hatta biz bunlara fön rüzgarı diyorduk öyle değil mi? Nasıl kadınlar sıcak fön rüzgarını yani fön makinesiyle saçlarını kurutuyorlar? Fön rüzgarı da yeryüzünü kurutuyordu. ...oradaki yağış oluşma ihtimalini azaltıyordu. Veyahut da aşağı doğru inen hava ısınacağı için... ...yine yağış oluşma ihtimalini azalttığını görüyoruz. Hatta buna biz yüksek basınç diyorduk. Neydi yüksek basınç? Her şeyi alçaltan bir şeydi. Alçalacağı hareketleriyle, alçak nemlilikle, alçak bulutlulukla... ...havayı kurutan bir şeydi yüksek basınç. Nereler yüksek basınçtı? Çöller. Nereler yüksek basınçtı? Kutuplar. Kara işleri. Devam edelim. Aynı zamanda karadan denize doğru giden hava hareketi de yavaş getirmez arkadaşlar. Nasıl oluyordu kışın? Muson Asya'sından Hint Okyanusu'na giden rüzgarlar yağış getirmiyordu arkadaşlar. Neden hocam? E karanın kendisine faydası yok ki denize nem getirsin öyle değil mi arkadaşlar? Deniz zaten nemli. O zaman şurayı hemen hızlı bir şekilde dolduralım. Alçalan hava ısınır ve yağış getirmez arkadaşlar. Net bir şekilde belli. Nokta. Isınan havanın nem taşıma kapasitesi artar. Bakın bu çok tehlikeli bir cümle. Isınan havanın nemi artar demiyorum. Nem taşıma kapasitesi artar. Yani hava kuruyor arkadaşlar. Yani yağış oluşma ihtimali azalır. Eğer şu cümleyi anladıysanız hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutlusunuz demektir arkadaşlar. Çünkü ısınan havanın nem taşıma kapasitesini insanlar yanlış anlıyor. Isınan havanın nem taşıma kapasitesi artar demek yağış oluşma ihtimali azalır demektir arkadaşlar. Evet, şimdi yağış oluşum şekillerine bakalım. 3 tür yağış oluşum şeklimiz var arkadaşlar. Birincisi Isınan havanın yükseldiği, yükselici yağış denilen veyahut da İç Anadolu'da köylülerimizin 42. yağışları dediği ama coğrafyacıların artistlik yapmak için konveksiyonel yağış dedikleri şey. Nedir arkadaşlar konveksiyonel yağış? Yükselici yağış arkadaşlar. Yükselici yağış, ısınan havanın yükselmesiyle oluşan yağış. Yani çaydanlıktaki su buharının yükselip tabağa çarpması yağışı. Nerelerde görülüyor arkadaşlar bu? Ekvatorda çok sık görülüyor öyle değil mi? Veyahut da nerelerde çok sık görülüyor? İşte İç Anadolu'da 42. yağışlar dediğimiz şey yine konveksiyonel yağışa örnekler arkadaşlar. Denizden karaya giden hava hareketi de yağış getiriyordu. Denizden karaya gidiyor hop aynı Karadeniz'de olduğu gibi. Buradaki dağa çarpıyor hoppala yağış getiriyor arkadaşlar. Buna da yamaç yağışı diyoruz ama bunun da artistik ismini söyleyelim. Orografik yağış arkadaşlar yani yamaç yağışı. Yani Karadeniz'deki yağış arkadaşlar. Dünyada da Muson Asyası'nda görülüyordu öyle değil mi? Hint okyanusundan Hindi kuş dağlarına çarpıyordu ve yağış oluşuyordu. Buna da Karadeniz yazalım mı Doğu Karadeniz? Çok güzel. Burayı hem dünya hem de Türkiye açısından incelemiş olduk. Sıcak ve soğuk hava karşılaşıyor. Soğuk hava alçalıyor ağırlaştığı için. Sıcak hava da ısındığı için yükseliyor ve karşılaştıkları yerde ne olacak? Cephe yağışı olacak. Cephe yağışı. Bunun da artistik ismini söyleyelim ki sınıfta şekil yaparsınız. Frontal yağış arkadaşlar. Frontal yağışta dünyada en fazla Akdeniz ikliminde görülüyor. Akdeniz'de cephe yağışları diyoruz ve en son kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Yani yoğunlaşmaya. Yoğunlaşma havadaki bulutların, havadaki buharın görünür hale gelmesi. Yani yağmura, buluta, sise, çiy'e, kıraya dönüşmesi arkadaşlar. Mesela yerde yoğunlaşma ürünlerine baktığımızda neyi görüyoruz? Sisi görüyoruz arkadaşlar. Başka çiyi görüyoruz. Başka kırağıyı görüyoruz arkadaşlar değil mi? Kışın oluşan veya kırçı görüyoruz. Havada yoğunlaşanlar, e havada bulut demiştik değil mi? Havada bulut sen beni unut. E tabii ki yağmur da yine gökyüzünde oluşuyor. Veyahut da kar da gökyüzünde oluşuyor arkadaşlar. Başka dolu da gökyüzünde oluşuyor. Kafamıza tane tane düşüyor. Bunlar hep havada yoğunlaşanlar. Peki hocam bunların hangi sıfır derecenin üstünde, hangi sıfır derecenin altında? Hepsini biliyoruz arkadaşlar. Artık iklimi bilmek için insan olmamız yeterli. Sıfır derecenin altında kar oluşur arkadaşlar öyle değil mi? Sıfır derecenin altında başka ne oluşur? Dolu oluşur. Başka kırç oluşur. Başka kırağı oluşur arkadaşlar. Ama sıfır derecenin üzerinde bulut oluşur. Yumuşacık, oh pamuk gibi. Yağmur oluşur arkadaşlar. Güzel güzel ıslanırız yağmurlu havalarda. Ve tabii ki sis oluşur, çiğ oluşur. Artık konuyu anladığımıza göre tekrar edebiliriz arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.